Merhaba arkadaşlar, DM4D&D kanalına hoş geldiniz. Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz ve oyunlarımızı haftalık olarak kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki oyunumuzun ikinci oturumunda sizlerleyiz. DM'deyiz. Evet, dediğim gibi bu hafta biraz hastayım. Biraz değil, bayağı bir hastayım aslında. Ama oyuna yine devam ediyoruz. Şu anda gerekli destekleri sağladım kendime. Umarım bir önceki bölümden daha iyi olacağım. Nispeten. Damar yolu. Serum bağladım kendime 10 dakikada. Ben Cordelia'ya bu arada özel bir şey öğretmek istiyorum. Trik öğretmek istiyorum. Bu nöbet tutmayı öğreteceğim buna. Nöbetteyken işte hani kamp alanına birisi gelirse hani bağırsın, kişnesin, ses çıkarsın ve gelsin beni dürtsün şeklinde bir görev öğretmeye çalışıyorum. Bunun için bir 4 haftalık bir süreci olacak bunun. Evet. Arkadaşın bu böyle koskoca savaş atına Cordelia ismini takmasını nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Ama kısrak kendisi, ne yapalım? Tamam da yani ne bileyim Ya ilk Athena Zeyna falan filan deseydin. koysaydın, ha. Ben Athena'ydı benim aklım. Ya ilk doğduğum savaş atı olarak doğmadı. Tay olarak doğuyor bu küçük. O zaman Cordelia adını koymuşum. Çünkü ben de küçükmüşüm. Türkçe olsa Raziye falan mı Bak, olacaktı? bak benim adım ne güzel. Şükufe olacaktı. Kısa ve öz bir adı var. Lima adı yani. Şimdi arkadaşlar siz yola çıkmıştınız ve Cromwell dinlenebilecek bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Bir wisdom Evet. check alabilir miyim senden Tabii. Cromwell? Onu da detaylıca anlatayım. Bir kez daha hatırlatmak babında. Yürüdüğümüz yol buzlu, karlı ve tepelerin yamaçlarında gidiyoruz. Bu tarz yerlerde koyak olur arkadaşlar. Nadiren de olsa onu bulmaya çalışıyorum. Hem atların hem bizim sığabileceğimiz. En azından rüzgarı kessin diye. Soğuk ayazı. Gönderdim diye. Gönder bakalım. Sesim geliyor mu böyle sessiz konuşunca? Bana düşmedi Çünkü yanlış attım. Tekrar atayım zarın. mı? Direkt diye mi attım zarı? Tamam, önemli değil, gerek yok. Tamam. Aslında hani şeye atman daha doğru ama GM'e şeklinde atma böyle zarları. Çok özel durumlarda onu kullanman daha iyi. Takılı kalmış. Pardon. Tamam, onu şimdiden düzeltirsen daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, Cromwell sizin için hani etrafa biraz bakınmak için izin istedi. Yanınızdan ayrıldı ve uzaklara kadar hızlıca bir yol aldın. Sabah yeni gün doğmuştu. En azından önünü görebiliyordun. Çok hızlı bir şekilde ilerledin. Sağa sola baktın, yüksek bir noktaya çıktın, oradan baktın. Ama maalesef ortalıkta rahatça böyle dinlenebileceğiniz bir kuytu köşe bulamadın. Bu aynı zamanda tabii senin sadece şans, bu attığın yeteneğinle alakalı değil. Ortamda böyle bir şey bulunmayabilir. Buna da şans derler. Yani. Şimdi burada bir mantık yürütüyorum bizimkilerle konuşmadan önce diyeyim. İç sesim olarak cevap verirsen sevinirim. Bu yürütmeli miyim grubu? Olduğumuz yerde durmaya mı çalışmalıyız? Durmak çok saçma geliyor bana. Biraz daha devam edelim diye düşünüyorum. Devam edip mekanı değiştirip tekrar bakmanda fayda var. O Tamam. zaman zarlar tekrar atılır. Tamam. Çünkü hani tehlikeli bir yer sonuçta. Tamam. Geri dönüyorum ben grubun yanına. Arkadaşlar, en az bir saat daha bir yol almamız lazım. Bir buradan diğer yamaca şeye ilerlememiz lazım. Burada hiç yer yok. Durabileceğimiz. Her yer tehlikeli aşırı derecede. Asfodel, eğer istersen Kordel'in üstüne çıkıp orada biraz uyuyabilirsin. Ben çekerim seni. Ben çekebilirsin de ben uyurken durabilir miyim acaba? Ya şey yaparız, o kadar kötü durumdaysan seni hani ata bağlarız bir nevi düşmeyeceğin şekilde. Öyle gidebilirim diyorsan. Yürüyebiliyorum canım, o kadar kötü değil. Niye dert ettiniz beni? Tamam, yok uykusuzsun diye. Şey var mı arkadaşlar, sizde Great endurance olan kaç kişi var aranızda? Bende var. Bende yok. Bir tek bende var. Bende Tamam. yok. Cromwell ve Asphodel, ikiniz de gayet kötü hissediyorsunuz arkadaşlar. Bir siped arıyorum ben diyeyim şu anda. Ona göre bir şey Yani yapabilirim. öyle bir şey ki hani
Ne kendinizi ısıtabiliyorsunuz çok yorgun olduğunuz için, ne de hızlı hareket edebiliyorsunuz, ne de dikkatinizi yoğunlaştırabiliyorsunuz. Bir şeye yorgunluk iyice vurmaya başladı. Abi ama Leo sen... Bunu fark ettin mi ben? Fark ettin tabii. Sen ötekilerden daha iyisin, onu da farkındasın. Tamam arkadaşlar, burada duruyoruz, yapacak bir şey yok. Daha fazla ilerleyemeyiz. Leo, burada durursak kötü şeyler olabilir. Anında başımıza bir şeyler gelir ya. İlerleyelim, güvenli bir noktaya gidelim. Açıktayız, buzun ortasında. Yani ilerleyebilecek durumda mısınız peki? Zorlarım ben kendimi gidebildiğim noktaya kadar. Yavaş da olsa. Yani yapacak bir şey yok. Ben nöbet tutarım. Nöbet tutarsın. Koruyalım da benle beraber. Siz biraz dinlenin. En azından 2-3 saat uyuyun. Ben de durumdayım diye. Sen de aynı. Bayağı kötü durumdasın yani. Hani dinlenmek için resmen hani can atıyorsun. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar, ben bir kamp alanı hazırlayayım. Orada hem daha kısa sürede daha iyi dinleniriz, hem de sıcak, daha sıcak kalırız sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Sped'in. Yo, onda ısıtma şansı yoktu da. Isıtma yok ama en azından en güvenli, en şey şekilde. Yani, elinizdeki malzemelerle en iyi kampı veriyor size. Bir de şey, bir ateş yakarız en azından. Fark edilme ihtimalini de azaltıyor. Ve şey... Başka vahşi yaratıkların saldırma ihtimali falan da daha az oluyor onda. Yok, ben nöbet tutacağım, siz uyuyun. Cordero da benim zaten. Siz bir dinlenin. Bu şekilde hızlı ilerleyemeyeceğiz. Bir şeyle karşılaşırsak da, yani yol tehlikeli sonuçta. Bir şeyle karşılaşırsak da tepki veremeyeceksiniz. Ya bu şekilde hepimizin canını tehlikeye atarsınız. Hiç içime sinmiyor ama madem Asmodel bir şeyler yapabilirim diyor. Ya şey, bir de herhangi bir... Yapamasa bile durmak zorundayız, kıvam var. Yırtıcı hayvanla falan karşılaşırsan tamam dinleneceğiz de, yani biz dinlenirken önce beni uyandır, tamam mı? Hayvan yırtıcılığına bağlı. Sen önce beni uyandır. Bu arada yanınızdaki Teris en azından sizden daha iyi durumda. Çünkü gece uyudu o adam. Uyudu. Evet. Yani benim 3 level'dan eksik spell'im vardı. Onu ezberleyip yapıyorum. Onu söyleyeyim, belirteyim. Tabii. Çünkü hani gece geçmediği için, dinlenemediğimiz için spell yapamadığımın şu anda farkındayım. Hani yeni progression'ım gelmedi daha. Ama eski progression'da aynı yerim vardı. Tamam. Çok güzel. Sen o şekil spell'ini ezberledin. Sonra create campsite'ını yaptın. En azından kendi eşyalarınızla rahatça dinlenebilecek bir arazi oluşturdun. Yerlerdeki buzları attı Sipel. En azından hani kuru toprağa kamp etlerinizi sereceksiniz. Ateş falan yaktı ortalıkta. Araziyle o kadar güzel blend oluyormuş ki işte fark edilme ihtimalini %50 düşürüyor. %50. Hı hı. Ama işte campfire yüksek gürültü falan birazcık düşürüyormuş o ihtimali. Ama %50. Campfire size şart şu anda, mecbur. Şart, hava soğuk yani, mecbur onu yapmak zorundayız. Ama %50'nin üstünden düşürecek yani. Hı hı. Arkadaşlar, Leovald nöbet tutarken sizler sırtınızı o koca kamp ateşine vererek uyumaya çalıştınız. En azından sırtınız sıcak kalsın diye sırtınızı oraya döndünüz. Ateşin bir sağında bir solunda. Teris de aynen geçti. O da dinlenmeye çalışıyor. Şimdi hani hayvanları da güvenceye alıyorum ben diyen. Onlar da yaklaşsınlar şeye doğru. Ondan sonra. Onlara battaniyelerini serdiniz sadece. Evet. Yanınıza aldınız. O kadar. Yani onları güven almadan uyumam. Zaten bayağı geniş bir alana yapıyor bu şeyi. Evet. Yani, hani kamp yapacağımız rahat bir alanımız var. Bildiğim kadarıyla level'ın kadar yanında kişi iyi doğru düzgün bir kamp yerine kavuşturuyorsun. 3 level'da bir kişi. Benden öyle başka mi? Tabii. Ha, o zaman şu anda sadece 3 kişi. Teris hariç atıyorum. Ben hariç, ben hayır, ben hariç 3 kişiyi yapabiliyorum. Tamam. 7 level oldum ya. Tamam, 2 kişi yapabiliyorsun işte, 6. Tamam, level 6 geç o zaman. Aa, doğru lan. Evet, Teris daha önemli. Leovat duruyor en azından. Ya onda endurance var. Hayatta kalır yani. Adamın hayatını kurtarmamız önemli. Doğru. Ya o sonuçta basit bir köylü yani. Aha. Çiftçi adam. 6 saat sonra uyandıracağım sizi arkadaşlar. 6 saat uyku keser herhalde diye. Zaten biraz da uyumuştunuz. Tamam arkadaşlar, siz orada kampa girdiniz. Bir güzel yattınız. Evet, şimdi... Açıkçası Devon, sana dönmek istiyorum. Umarım bir
çözüm bulmuşsundur kendi kafanda. Yani evet, bir çözüm düşündüm kafamda açıkçası. Konuşalım. Evet. İki tane lavuk öncelikle var karşında. Birinin adı Erik. İki mi? İki mi? Evet. Bir değil mi? Değil. Bir değil. İki olduğunu düşünmemiştim ben. İki ise... İki diye söylemiştim ben. Kaçırmışsın anlaşılan. O zaman biri onunla gitti, biri onda kaldı diye kalmış aklımda ama sıkıntı yok. İlk başta öyleydi. O Paladin'i çağırmak için, Prens Corin'i çağırmak için gittiydi yani. Tamam. Tamam. Kaan, şöyle bir şey yapmak istiyorum en azından. Mümkünse. Birini çamlamayı düşünüyorum büyüyle. Olursa eğer. Bunu, neden olmasın? Bunu en azından tekini yanıma çekerek, yani tuvalete gideceğimi söyleyerek benimle atıyorum, beni illaki bir tanesi de yanında gelecektir diye düşünüyorum. Ya da kendim bir şekilde onu ayarlayabilirim herhalde. DPM'le. Yani tamam. Planım bir tanesini çağırmamak en azından. Aksiyona girebilirim. Tamam, bunu yapmak o kadar da zor bir action değil doğrusu. Çaktırmadan bir charm spell'i atmak. Ama bunun için senden düz bir check isteyeceğim. Bir karizma check. En kolayı o olacaktır herhalde. Tamam. Intelligence atmıyorum herhalde ama tamam. Eğer istersen şey de yapabilirsin. Çevikliğini kullanıp spell'i çaktırmadan, hani el hareketlerini, sözünü falan çaktırmadan yapmayı deneyebilirsin. Dex check'ini kullanarak yani. Tamam. O daha yüksek bildiğim kadarıyla o. Karizma leş olduğu için. Çok leş de değil, 14 herhalde. Yer biliyorum. Atıyorum. Tamam, gayet başarılı. Sen bir tanesine şarmını attın. Tamam diyeyim. Ve sonra? Ve sonra... Hangisi yaptın? Erik'e mi, ötekine mi? Daha akıllı görünene. Erik daha akıllı görünüyor. O daha üst rütbeli anlaşılan. Ötekine hani sen git kal, otur kal falan diyor. Evet, tamam. O zaman daha üst rütbeliye ki diğerini göndermeyi düşünüyorum. Farklı bir iş için. Hani yeter, ben tek kişide durabilirim. Sen git diğerlerine yardım et. Ne yapıyorlarsa. Sen öyle mi dedin? Adama demiyorum. Kafamdaki düşünce adama bunu şey yapmak, empoze etmek bu fikri. Tamam. Düşünceni değil, yaptığını söyle bence. Daha güzel. Tamam. Tamam. Eri'yi çarmladım o zaman, öyle mi? Attın şarmı ama yedi mi yemedi mi artık? Tamam, attım ben. Erik. Bak. Durumlar sanırım buradaki insanlar zor durumda mı? Öyle mi? Evet evet, çok zor durumdayız gerçekten. Başımız belada. Oo, nasıl bir bela var başımızda demeden o zaman arkadaşın diğer insanlara yardım etmeye mi gitse? Çünkü burada ikinizin durmasına gerek yok, gördüğün gibi ben bir tehlike değilim. Ama prens öyle emretti. Haklısın ama o da tanısa bence beni severdi. Yani olabilir, tanıyınca sevecektir herhalde. Evet. Evet. Karakuru gördün de onu Karamürsel sebebi mi sandın? Square yetiştirdim ben onu. Ne alakası var kardeşim? O zaman... Başım oldum ben ona. O zaman gitmemesi daha mı iyi? Dediğim gibi prens öyle emretti. Yani onu uygulamak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Anladım. Yani ben peki şimdi git desem de gitmez yani. Öyle mi?
Diğerine dönüp soruyorum kan, gitmez misin? Gitmem mi? Dedi böyle bakıyorsan. O zaman peki ben buradan gitsem? Yok olmaz. Diğeri dedi bunu. Erik değil. Sence Erik? Ya bana kalırsa tabii yani tehlikeli birine benzemiyorsun. Prens birazcık fazla dikkatli davranıyor ama yani bu konuda da mecburuz açıkçası. Dikkatli davranmak zorunda. Çünkü durum gerçekten çok karışık ve tehlikeli. Dün burada biri öldü yani. Ve bunu tekrar yaşamak istemiyoruz. Kim öldü ki? Hancı. Yani buranın kim sahibiydi. Ya bunlardan bahsetmemem gerekiyor aslında. Yandaki de baktı. Bunlardan bahsetmemen gerekiyor aslında. Dedi tekrar. Aynısını tekrarladı yani. Kötü biri olsaydım evet bahsetmemen gerekebilirdi ama ben kötü biri değilim ki. Bilmemin bir zararı getirmez yani. Fayda da getirmez ki. Bana zarar getirir bilmem. Belki yardım edebilirim size. Bu zor durumunuzda ben de. O diğer adam bu Erik bir şey söylemeden şey dedi sana. Ya iyi de sen yani niye yardım edesin ki? Niye yani? Sana bu mantıklı ben de iyi bir... Bilmem. İnsanların motivleri farklıdır. İyi insanlar vardır. Belki para için yardım edebilirler. Fark eder mi? Yardım yardımdır. Tamam işte zaten yarın prens tekrar konuşacak seninle yani. O zaman çıkacak meydana. Aga senin öğrenmek istediğin şey ne? Sen ne konuşuyorsun bir saattir? Kaan ben kaçacağım şimdi buradan ama kaçamıyorum. Adam çarmı yedi yemedi mi bilmiyorum, gönderemiyorum da. Göndersem belki bir atla kendimi en yakın diğer bir şefe atacağım, atamıyorum. Diyem izninle ben bir ipucu verebilir miyim? Çarmı da bozamıyorum. Bilmiyorum yedi mi yemedi mi. Hani bilemiyorum. Adam gelse bu sefer undercover olacağım. Şakır şakır öteceğiz adama. Zaten ya alacak bizi şeyden. Çağrımı anlayabilecek hiçbir şey söylemedin ki. Çok muallak şeyler söyledin. Söyledim. Aslında yani... söyledim. Yani normalde çağrımda şey yazıyor şu an. Ben mi yanlış anladım? Hani adamın arkasından dragon kovalıyorsa bile atıyorum. Ya sen şu ezderhayı bir iki round burada oyala. Ben yapıştırayım deme motivasyonunda dahi bulunabiliyorsun diyor. Hayır işte hani... öyle değil. Hayatını tehlikeye atacak şeylerde tekrar çek atar. Ama evet. Yok düşünebilir diyor bunu hani. Tamam işte o sen mi? Onu zorlamıyorsun ki zaten. Aynen zorlamıyorum. Sadece bir favor'mış gibi işte hani. Tamam favor'mış gibilerde bu tehlikeye atma durumu zaten. Ya sen niye böyle muallakta şeyler soruyorsun zaten? Senin burada şarmı anlamak için söylemen gereken şey çok acıktım. Bana bir yemek getirir misin desen. Getirse zaten anlarsın yani. Kadar basit. Onu insan olarak da getiremez mi? Ne bileyim ben. Hani... ya hiç sorgusuz sualsiz buna evet demeyebilir yani mesela. Yani hani ben o tarz bir istekten çok direkt hani kendi çıkarımı yarayacak bari kesin bir şeye götürür beni diye düşündüm ama yani. İşte diyor deneyelim. Ki kendini tehlikeye atacak durumda tekrar çek atar. Ona da zorlaman lazım yani. Emretmen lazım yani. O zaman zorlayacağız. Tercih senin. Yani zorluyorum. Diyorum ki. Erik. Efendim. Erik. He canım. Sizi anlıyorum. Dün gece burada biri öldürülmüş. Ama ben dün gece burada değildim. Görüldüğü üzere bu cinayetle hiç bilgim yok. Ne sizi ne de onu öldüreni tanıyorum. Ben buradan geçen biriyim.
Dolayısıyla işlerim var ve buradan gitmek istiyorum. Beni bırakabilir misin? Bana kalsa zaten git. Yani tamam. Ama prens öyle demiyor işte. Peki sen bunu prense söylemesen ve ben gitsem? Yandaki baktı. Lan ben burada yok muyum lan? Ben diye bir etrafa bakıyorum. Yandaki adam sen ne ayaksın ha? Ne dedi böyle direkt köylü ağzıyla. Vallahi ben gitmek isteyen biriyim. Gözaltındayım. Açım. Susuzum. Üşüyorum. Burası sıcak ya. Susuz. Yapma. Tabii tabii. Tamam şu örneği birazcık daha yakalım. Sorun değil. Problem değil. Açsan eğer bir şeyler de getiririz. Getirir misiniz? Olur. Erik gitti hemen. O hanın arka odasına, mutfağa doğru daldı. Öteki böyle bakıyor sana. Oğlum sen ne kadar garip birisin ya. Bence. Ya burası böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer ve sen buraya geldin bir saat önce. Nasıl geldiyse üzerindeki kıyafetlere bak. Sen toz yok. Ne yaptın? Uçarak mı geldin? Uçsam bile... Aman. Hele bakıyor adam. Niye geldin sen buraya? Ne arıyorsun buralarda? Kaan. Bu adamın adı ne? Sormadım ki. Senin adın ne? Sen de sorma. Sorma. Bu adamın adı yok, sorma. Kitleme diye mi? Villager. Jack. Kaan yok. Bekleyeceğiz madem yani. Ya adamı gerçeğiyle korkutabilirim ya. Korkutsam ne olacak? Gidecek yerim yok. Çıksam kaçacak yerim yok. İki dakikada bulacaklar. Sonra herif iyice diyem yani başıma bela saracak. Evet yani adam dedi sana niye geldin ki buraya? Sen ne işin var burada yani? Ne yapıyorsun? Ben birkaç kişi arıyorum. İsimleri bir tanesini söylüyorum işte. Asfodel'i arıyorum. Ese onu bulmam lazım. Burada öyle biri yok. Peki Leovold isimde biri var mı? Hiç duymadım. Belki Erik duymuştur. Sanmıyorum. O arada baktım mutfaktan böyle ayak sesleri geliyor arka kapının olduğu yerde. Adam onu duyunca şöyle bir sana baktı. Oraya mutfak kapısına baktı. Hemen koşturdu mutfak kapısına doğru. Erik dur bir dakika dur. Dedi. Peki. Sende var mı listen missin gibi bir şey? Detect var noise. Tabii canım. Var detect noise'um var. Orada fısıldaşıyorlar. Hemen bir detect noise yapalım hocam. Yolla gelsin. Keen Hearing. Yollayayım gelsin. Keen Hearing'in zaten detect noise'una bonus veriyor hocam. Evet. Bakıyorum. %55'te atıyorum. Gönder gelsin. Gönderiyorum. Değil. Nice. Evet DM 35 attı. Ondan sonra o köylü Jack
Öteki Erik'e şey diyor. Ya diyor bu adam diyor bizim kahramanları arıyor diyor. Ya ne ayak bu diyor. Ben kıllandım bu heriften diyor. Yok ben bu üç kişiyi arıyorum dedi diyor. Böyle onları bulacağım diyor. Ne oluyor ben anlamadım yani diyor. Erik'e. Bu adam Erik tehlikeli oğlum. Erik de diyor oğlum ne alakası var niye tehlikeli olsun. Bir prense söyleriz o halleder merak etme tehlikeli olduğunu sanmıyorum ben. Sen rahatına bak. Oğlum adam kahramanları arıyor diyorum sana. Niye anlamıyorsun beni? Çok acayip şeyler yapacak gibi geliyor bana. Prense haber verelim hemen. Erik de durdu. Öyle bir sana baktı filan böyle kapının aralığından. Ondan sonra tamam ben gideyim o zaman prense bir haber vereyim olur mu? Sen burada dur iki dakika. Geliyorum ben. Ondan sonra ikisi birden ana solana çıktı senin yanına. O yanından geçip. Erik dedi ben geleceğim şimdi dedi sana. Jack de senin yanında durmaya yaklaştı böyle. Eli de silahında böyle. Yani. Bakıyorsun ulan o silahı acaba kullanabiliyor mudur bu man filan diye bakıyorsun yani. Ya çekse ne yapacak çok merak ediyorsun yani. ne yapıyorsun hacım? Bir şey yapmıyorum bekliyorum. Tamam o zaman şey bu Erik yaklaşık 15 dakika sonra filan prensle tekrar geldi içeriye. Prens bir sana baktı. Duyduğum kadarıyla sen burada birilerini arıyormuşsun. Kimleri arıyorsun? İşte Asphodel ismini veriyorum. Asphodel'i arıyorum. Ve yanındaki insanları. Tamam. Neden arıyorsun onları? Onları... Adam onları gayet dikkatli süzüyor seni şu anda. Tamam. Onları uyarmam gereken bazı şeyler var. Ne gibi mesela? Bunları sana söyleyeyim. Anlıyorum. Ama sanıp söylemek zorunda kalacaksın. Çünkü söylemezsen buradan canlı çıkmayacaksın. Canlı mı çıkmayacağım? Kafa sallıyor adam gayet ciddi ve net bir tonla. Yani siz birilerine bir şey söylemek için arayan insanları direkt öldürüyor musunuz? Evet. İlginç. Adam baktın gayet ciddi. Hani istersen, öldürecek yani. İstersen şey test yap. Et. Yani, test et. Tamam. Onlara yakınlarından bilgi de götürmem lazım. Şöyle bir baktı. At bakalım sen bu yalan çekini. Non-proficient. Atacağız. Non-proficient. Atıyorum hocam. Gönder gelsin. Yapıp 7.5 yapanlar zaten şimdi. Adam bonusuyla alacak onu. Adamın motivi garip. Tamam. Kullanabilir ama. Kancım always success. Şansa bak adam bakıyor. Hakikaten ya. Adam baktı Prens Corin sana. Tamam şimdi söyleyeceğini söyledin. Ama bir de şunu deneyelim. Şimdi bir de doğruyu söyle bana olur mu?
Sen böyle bakıyorsun. En iyi performansımı sergilemiştim ben diye yani, içine böyle. Oscar'lık yani. Oscar'lık attık kan daha ne diyeyim yani. O zaman aga sen de mi? Hunter yemin ederim. Legendary game ya. Arkadaşlar yani... doğru rüşvete DM'in zarlarını çalabilirim. Abi Kaan artık buna yapılacak bir şey yok yani hani. Baya kaiju battle gibi oldu bu ya. Yok kıvırabilirsin. Ya kıvırsan ne olacak herif? Bilmiyorum masaüstü konuşuyorum istemiyorum konuşmak ama sanki Ditek'le yatmış gibi yani kafama anladın. Şakır şukur ne varsa zaten içinden geçiyor yani. Ya adam senin bu yalanını yemedi sonuç olarak. Yemedi hayır bir de işin kötüsü dedi. İşin kötüsü yalan söylediğin de çıkıyor direkt yani artık hani tereddütte de değil. Aha, yani ay, bir de şuna sebep olur bu bundan sonra söylediğin her şeyden şüphe duyar adam. Şüpheyle yaklaşır yani. Sen en başta hata yaptın zaten hacım. Yani. Başta söyleyecektin. Önce kendini güvendirecektin. Hani ben böyle 3 kişiyi arıyorum. Bunlara bir şey diyeceğim falan diyeceğine. İşte ben 3 ne bileyim. Birini seçecektin aradan. Leo Valdar aynen Elif'in dediğini yapsaydın daha kolay olurdu. Ya, telaşla yani. Ailesiyle ilgili acil bir şekilde ona ulaşmam lazım deseydin mesela. Olurdu. O orada düşünürken farklı senaryolar da üretebilirdim Charm yerine. Ama isim cisim bilmiyorum nereye gideceğim, adamları ne diyeceğim, belalı tipler kalkıp söylesen gibisinden düşündüm ben. Vallahi isim bile aklıma gelmedi yani bildiğim. Ya orada bari şey diyelim ben bu adamların adını biliyorum, bilmiyorum adını söylemedi mi bana deseydin mesela. Ha, rolle uyusaydın. Şey kurtar kendini bakalım. Hadi bakalım. Buraya şeyi kadar bile geldik. Bekledim senden yani hani adamlardan ha, biri gitmiş. Şimdi... Öldürme motivi bana garip geliyor ama. Yani bilmiyorum adam gayet ciddi söyledi bunu. Sen de inandın yani baktın. Yapabilir bu filan diye. Tamam has kankam ya. Yani öz yapabilir ama ki. Öz abim yani. Yani o bir atmasaydı en azından. Tırsma yaşanıyor yani. Evet adam karşında gayet ciddi gözlerinin içine baka baka eli yavaşça belindeki kılıcının sapına doğru gitti. Ve deri eldivenleri böyle hafif bir gıcırtıyla kılıcın sapını çok yavaş bir şekilde tuttu böyle. Gıcırk diye hani gıcırdayarak. Tamam ben de dedim ki sakinleşelim ve konuşalım. Dinliyorum. Benim bunu size anlatmam yanlış hatta belki görevimi de tehlikeye atıyorum ama benim bu 3 kişiyi hayatlarının tehlikede olabileceğine dair uyarmam gerekiyor. Ben şu an bir ben onları uyarma konusunda görevlendirildim ve bence eğer onları seviyorsanız beni bırakmanız lazım. Tabii onların nerede olduğunu söyleyelim. At bakalım bir yine karizma çek. Bakalım bu lafın yeterince etkili oldu mu? 20 atacağım koyacağım 20. 10 çeksit. Adam bir durdu dinledi. Peki nereden geldin? Waterdeep'ten geldim. Nereden biliyorsun onların hayatlarının tehlikede olabileceğini? Bu bilgiyi nasıl edin? Çünkü bu konuda görevlendirildim. Kim tarafından? Waterdeep'teki bu insanları tanıyan insanlar tarafından. Bir çek daha at. Atayım. Bu da net bariz bir yalan çünkü.
güzel geldi. Söylediklerin çok çelişkili şeyler. Ve söylediğim birçok şeyin doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden tüm bunların ışığında ne yapabileceğimi düşünüyorsun sana? Sence bunun sonucu ne olabilir? Yani ben olsam beni tutardım. Böyle göründüğünün farkındayım. Hı hı. İstersen tutabilirsin. Ama o zaman da onların hayatlarını tehlikeye atmış olacaksın. Bu tehlike neymiş? Madem bu kadar biliyorsun, anlat bakalım. Yani bu insanların izleyen insanlar var. Onu takip eden, onların kötülüğünü isteyen insanlar var. Ona zarar vermek isteyen insanlar var. Kim bunlar? Tamam, bir saniye. Bu buradan çıkmaz. Evet, adam çünkü dikkat edersen birkaç kelimelik net sorular soruyor. Aha. Ve hani bu senin sıyrılmanı engelliyor hacı. Adam evet, çünkü direkt çapraz sorguya alıyor adam beni yani. Şimdi ben bu adama artık bu saatten sonra ne versem didikleyecek altını, anlatabildim mi? Ben de bunun bu noktaya geleceğini biliyordum deminden beri. O yüzden zaten girmek istemedim bu fotoya. Ama giriyorum. Evet. Tamam. Anlaşılan seninle bu konuda net olarak anlaşamayacağız. O yüzden döndü eriye. Bu adamı alın. Üzerindeki önemli bütün eşyalarını çıkartın. Ve bir hücreye atın. Onunla daha sonra ilgileneceğiz. Döndü, sana baktı. Evet, bugün yaşayacaksın. Bu iyi haber. Peki. Zaten ondan başka sonra ne diyebilirim? Artık iyice şey olacak. Adam döndü, gitti. Erik oradan geldi. Ya sen de var ya, durup dururken niye adama uydurma şeyler söylüyorsun? Doğruyu söyleydin ya. Adam bariz dedi, yalan söylüyorsun dedi. Prens bayağı şeydir yani. İnsan sarrafıdır yani. Anlat. Haklıymışsın. Ama sen de bence insan sarrafısın. Bu arada senin üzerindeki işte silahını, milahını filan falan yavaş yavaş alıyorlar. Yani bir şey yapsam daha kötü artık ha. Kaçsam da olur, kaçmasam da olur. Diyen. Evet. Ağız alışkanlığım var bu konuya. Diyen, bu saatten sonra yapabileceğim şeyleri gözden geçirdiğimde her şey benim için daha kötüsüne sebep olacak. Hı-hı. O yüzden gerek yok. Tamam. Çünkü neyse, çorap sikiyor gibi gidecek yani. bu adamlar yani senin üzerindeki o silahları aldılar. Neydi? İki tane şey vardı. Dagger class alet vardı sende. Evet evet. Onları aldı. Aynen. Onları aldılar yanından işte. Ondan sonra hani paranı pulunu filan aldılar. O arada işte Erik şey diyor, merak etme diyor. Her şey yolunda giderse bunları tekrar sana vereceğiz. Biz de evet, güvendeler yani. Ama tamam, hani kolyene dokunmadılar, kitabına dokunmadılar. Çünkü kitabın bir büyük kitabı olduğu konusunda bile bilgileri olmadığı için. Tamam. Alıp durup dururken kitabını da almadılar yani. Hayır, sırt çantını falan aldılar işte. Erzak bilmem ne şeyin vardı, onları aldılar vesaire. Yolculuk malzemeleri falan. Ağırlıklarını aldılar yani.
Ondan sonra da şeyin, köyün bir tane ufak bir hücre şeyi var, hani Şerif'in evi hesabı. Öyle bir yer vardı. Oraya koydular seni. Başına da bir tane kadın diktiler acı. Kadın. Ağzına bir tane sakız cak. Sakız çiğneye çiğneye geldi bir tane. Ne oluyor lan burada diye. Gevşek gevşek geldi şu kadın başına böyle. Ne oldu şimdi burada? Bu kadın mı? He, bu kadın. Evet. Ondan sonra anlattı Erik buna. Bu da böyle anne takılıyordu dinlerken. Sonra da döndü sana baktı. Şimdi bu mu dedi bizim prense Lagaluga yaptı. Erik de kafa salladı. Tamam o zaman. Bu bilgi benim için yeterli. Hadi siz gidin bakalım dedi Erik'le şeye. Baktın ki bu kadın Erik'in de üstü sayılıyor. Hani onları direkt gönderdi. Senin karşına geçti. Sandalyeyi ters çevirdi. Oturdu böyle karşına. Sen hücredesin. O da hücrenin dışında. Ne yaptın birader? İyi senden. İşte idare ediyoruz. Bayağı sohbet imkanımız olacak galiba. He? Süre var. Evet, evet. Bol bol. Neyse, konuşmak istersen ben şuradaki masanın orada duruyor olacağım, tamam mı? Belki yarın. Gün doğdu, merak etme. O döndü, sandalyesini aldı, masanın yanına koydu tekrar. Geçti o tarafa, uzakça bir yere oturdu böyle. Sandalyeyi de ayaklarına koydu. Böyle ense yapmaya başladı acı. Ayaklarını uzattı öteki sandalyeyi. Öyle ıslık çalarak şarkı söylüyor. Lay 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 takılıyor. Öyle. Evet arkadaşlar, sizler de güzel bir kamp yaptınız mekanda. Uyandırıyorum arkadaşları. Kahvaltıda hazırlarım oradan uyurken. He abi, saatleri kovaladı. Kaldırmaya yakın bir kahvaltılıklarını hazırlarım. Asfalt için biraz daha fazla hazırlarım hatta. Yani uyandırıyorum. Aynen, onlar da uyandı. Önce asfalt uyandı hatta. Gayet hani zamanı dolunca direkt uyandı. Disiplinli bir ya falan oluyorsun böyle hani. Bizdim yüksek ya ondan. Niye ya? Benim de kötü değil yani. Ben de kalkarım diye vaktim dolunca. 14 wisdom var. 17 ile 14 arasında fark var, o yüzden diyorum. Doğru, daha disiplinli. Leo sen dedin lan dostum, hadi. Problem değil. Akşama kadar ilerleriz. Biz akşama... bir şeyler yiyip yola çıkalım. Hakikaten çok açık alandayız. Zaten akşam olmasına arkadaşlar 3-4 saat bir şey var şu anda. Yani biraz ilerleyelim en azından. Yani. Ondan sonra durduğumuz zaman ben dinleneceğimi yaparım. Ama Erik durdu bir. Ya zaten hava karardı kararacak. Teriz. Ha. Hava karardı kararacak. Hani aslında geceyi burada geçirsek hazır güzel kamp yerimiz var. Çünkü yürüsek şurada 2 saat bir şey yürüyeceğiz daha. 2 saat için bu kamp yerini terk etmek pek de mantıklı gelmedi bana ya. Aslında kamp yeri kalacak mı o kadar uzun süre? Bakayım. Kaldırırız. Yok bakayım. yok bozulmuyor. Bu direkt yapıldığı için. Permanent yani. Permanent. Evet. Hani oluşana kadar duration olarak bir şey var. Onun dışında kalıyormuş. Ya ilerleyelim dersiniz, ilerleriz. Yoksa durabiliriz de. Ya sen de dinlen de tam çıkalım bari. Tam köyden aynadan çıktık. Eksiklerimizi giderelim. Yola öyle düşelim bari. Tabi bunu söylerken Teris'i de düşünüyorum bir taraftan. Sonuçta bizim kadar dayanıklı değil. Bu köyden çıkmamız konusunda Corin bir rüya görmüş aslında. Tom'un ona sesten duymuş o. Bizim... Oğlum niye anlatıyorsun lan? Hani adam sana özelini açtı. Özelini mi açtı? Tanrı bana bir şey söyledi dedi. Biraz ha. Özel değil mi? Yok şey ya, üstlük anlatıyorum zaten. Hani bana fazla söylerdi. Neyse, söylemiş oldum artık, yapacak bir şey yok. Aferin. Evet. Böyle bir görmüş de hani yola çıkmamız konusunda özellikle ricada bulundu. Yoksa ben orada kalmak adına atardım bunu. Asmada sen de biliyorsun. Hani neden birden fikrin değişti diyorsan bundan dolayı, hani daha yüce bir emrin geldiği için. İyi yüce Tanrım, sana şükürler olsun. Tuttum kendimi diye. Şurada tuttum.
Ondan sonra şey diyorum, baktım daha tutamayacağım kendimi. Arkadaşlar en azından hava daha tam kararmadı. Ben bir civar kolaçan edeyim. Hani vahşi hayvan vesaire bir şey varsa ona karşı da tetikte oluruz bu akşam için. Deyip bir ayrılıyorum yanlarından. Tamam, etrafı bütün vahşi kolaçan hayvanları peşine takıp geliyor arkadaş. Hepsi rahat diye. Bence öyle gerçekten. Yaklaşacak bir şey olsa zaten şimdiye kadar yaklaşırdı bence. Ya onun için değil. Birilerinin bir şeylerin geçişinde de kalmış olabilir totasında. Gelirim şimdi. Bir yarım saat kolça edeyim şurayı. Bakınacağım Petro. Ne yapıyorsun? Bakınmak nedir sende? Ya bir 10-15 dakika etrafı bir bakınacağım. Biraz uzaklaşacağım. Şey yapacağım diye. Kahkahayı bastım tamam. Puaaf. 15 dakika sonra kahkaha atan manik depresi falan ya. Sonra bir daha kahkaha atıp kendi kendime söylüyorum. Çok uzaklaşmıyorum kamp alanından. Şey değil, yakınım yani. Ama sesim duyması sadece hani. Gülmeden olmayacak çünkü. Ne oldu diye böyle havaya konuşuyorum. Üstüne bir verince astı oldum. Ha ha falan diye böyle. Ondan sonra geri dönüyorum kamp. İlginç tabii. Formülü diye göreceğim ondan sonra. Şey yapıyorum, diyelim ki sana şükürler olsun. Ah neşelendim. Evet, geri geldim. Günler sonra neşelendim diye. Evet arkadaşlar, kamp mı yapıyorsunuz orada şimdi? Hmm. Devam mı? Bu arada ben yarım saat dedim ama 15 dakikaya geri döndüm arkadaşlar. Yokmuş civarda bir şey. Yırtıcı olmadığı konusunda çabuk emin oldum. Görmedim bir şeyler. Ben çok da şey yapmaya gerek yok. Zaten hava kararıyor. Devon, sen durumun hakkında bir şeyler yapabilecek durumda mısın? Yoksa seni direkt idama alalım mı? Ne alalım mı? İdama. En sehpa hazır kurulu zaten. Hazır kurulu aynen. İki adam özel yapmışlar. Yani. İdam sehpasını çabuk kuruluyor. Kaan yani benim direkt şeyle görüşmemden başka çare yok. Karşımdakini çağırmasam ne olur? Kadınla bir şey yapsam en fazla aram iyi olur yani şu saatten sonra. Ha deneyeyim beni salarım diye belki. Salarsa kaçsam, gerçi kaçsam nereye gideceğim? Kolyeni almadılar, dikkatini çekerim. Kitabını da almadılar. Evet. Ha. O şeyde aklımda var, hani konuşayım edeyim diyeceğim de. Kadın oradan çıkarsa dürüst davransan adama, bak şimdi girmeyin. Azıcık dürüst davransan zaten ikna olacak adam da. Adama dürüst davranmak zorunda mı? Değil. Evet değil. Ya love işte, şuna bak. Adama dürüst davranmaya çalışsan da adam bir kere önceden kıllandığı için senden zaten bunu devamlı bir digliyor abi, anladın mı? FBI ajanı gibi. Bunun arkası gelecek, çatlak sorgudasın ya. Hani sen taviz verdikçe daha fazlası geliyor. Ben o yüzden demin aslında bunun bu noktaya varmasını istemiyordum. Doğru tarafına kaymasını istemiyordum ama zaten başka bir şey gelmedi elde. Neyse uzatmayayım. Yani başımdaki adama şu an mesajla iletebileceğim sıçıp sıvadığına dair. Ondan önce şöyle yapmanı ben olsam yapardım, şimdi DM'e de bakıyorum bir şey diyecek mi diye. Deme sen bir şey. Tamam. Yo deme. Bak dedirtmiyor. Yo sıkıntı yok. Hiçbir şey dedirtmiyor. Ben şimdi de sen orada takılıyorsun Hacı. Bu kadın şey yaptı. Orada işte şömineyi yaktı ısınması için ortalığın falan. O geçen saatler arasında işte. Üşüdüğü için. Ondan sonra döndü baktı. Sana adım Beatrice, senin adın ne falan dedi sana. Böyle bakıyor hani. Tamam, ben de tanışıyorum. Ona ne? Ben Arne, memnun oldum dedi. İyi. Memnun olmana memnun olmadım ama neyse. Ondan sonra gittiği yerine oturdu tekrar. Biraz daha uzak bir yere. Temin oturduğu yere, yani o ense yaptığı yere. Mekan yaptı orada kendine. İki sandalye böyle o gerin gerin takılıyor. Tamam, bir şey sor. Yemek ve tuvalet için ne yapabileceğimi soruyorum. Ben bakmam, oradaki kovayı kullandın. Tamam. Yemek konusuna gelince öğlen vakti bir şeyler getirirler muhakkak.
Okey kan. Vakit geçerse belki bir çağırma atabilirim ona da. Olursa şey. Ama çok susadıysan dedi, kendi yanındaki matarasını çıkarttı. Yerden böyle kaydırarak demir parmaklarının önüne kadar attı sana. Al iç. Ne olabilir? Oh. Başınız çok dertte herhalde burada. Ha, çok dertte de mataramı geri alabilir miyim? İçtikten sonra tabii. İçtim attım. Neyse, orada o zaman sen zaman geçirdin Hacı. Sadece tek bir şey dikkatini çekti. Burası ısındı filan ya mekan. Şömineyi yaktı. Birkaç saat sonra ortam iyice ısındı, rahat. Hani uyuyabileceğin konuma geldi. Uykun yok gerçi de. Anlaşılan onun da uykusu yok. En sonunda hani aldı böyle dagger'la oynuyor. Burası ahşap bir bina sonuçta. Tamamen ahşap mekan. Orada işte karşısındaki duvarda 3 metre falan bir ileride bir duvar vardı. O duvarda işte bir tane ahşap aralığından bir böcek çıka geldi ortam ısınınca. Ve sessizde kalınca böyle bir yarım saat falan kimse kıpırdamayınca. Beatrice de elinde dagger ile oynuyordu. Bir fırlattı acı şak diye böceği zımbaladı duvara. Böyle yaptı bir. Ondan sonra da öteki dagger'ını çıkarttı. Böyle tırnaklarını temizliyor. O dagger de kaldı orada böcekle. Ne güzel de insan dikmişler başıma. Baktın hani yetenekli biri anlaşılan. Yani belli ki. Nispeten. Diğer ikisine göre. Evet. Yani işin bir tık daha zorlaştı gibi geliyor sana. Öyle görünüyor. Yani open'la katsam, hayır gideceğim yeri de bilmediğim için artık şey de vermiyorum, anlatabildim mi? Hani hani yakınlardaki köy bilgisini alsam ne olacak? Atım yok. Şu zaten yabanda nasıl hayatta kalacağım? Aristokrat aileye ait adam olarak. Bu soğukta bir de. Aynen, bu soğukta 0 derecede. Salıyorum yani. Mapus bizi çürütmesin. Doğru tabii. Belki şey, Beatrice orada olmadığı bir sürede. Tamam, ben onun önünde yapıyorum ama o benim önümde yapamaz herhalde. Hani tuvaletini. En azından. Belki o an için bir şeyim olabilir. Ne o, bir mesaj gönderebilirim. Ama o da, yani onda da spesifik bir şey yok aklımda. FRP uzun süre ara verince RPSL düşünme yetisi tamamen köreliyor. Sonra yavaş yavaş çözülüyor ama. Sen baktın harbiden de en azından hani bir 3-4 saat 5 saat falan geçince hani kadın dediğin gibi bir hani tuvalete gitme ihtiyacı hissetti öğlene doğru o vakitlerde. Ama tabii binanın içerisinde öyle bir yer vardı zaten. Ona gitti ama en azından gözünün önünden kayboldu. Yani kan, aksiyon gelmiyor aklıma. Yok, hani şeyimde yok zaten. Bilmiyorum, belki efendim dediği doğrudur. Repesel bir şey gelmiyor yani aklıma. Bilmiyorum, yok. Aksiyonum yok yani şu an için. Daha doğrusu var ama hani şu anı kurtarmak için aksiyonlar şeyde yok. Direkt bu durumu beni ipten alır, direkt alır. Hani mesajla konuşsam diye düşünüyorum ama söylesen de hani bilmiyorum. Sanmıyorum. Yaptığım tamam. Her şey daha fazla dikkat çekecek gibi geliyor bana şu an. Okey. Okey. Siz arkadaşlar o geceyi orada geçireceğiniz herhalde. Tamamen. Evet. Hani güzel bir en azından şey oldu sizin için. Dinlenme yeri oldu burası. En azından donmadan dinlenebiliyorsunuz nispeten. Nispeten diyorum, tam değil yani her halükarda. Bu geceyi burada geçirirken tabii şeyde etrafınızda hava kararmaya başladığında yani böyle tehlikeli hayvanların sesleri vesaireler duyulmaya başlandı.
tek tük. Bir şeylerin ters gidebileceği hissiyatı geldi içinize. Ben gece sesleri vakti dinliyorum diyen, tanıdık bir hayvan sesi var mı? Kurttur, şeydir. Animal lore var mı sende? Var. O zaman animal lore'unla dinlersen daha iyi olur. Tamam. Int sıfırla atılıyor, göndereyim ben. Hı hı. Tutuyor. Tamam, bir sen hayvan. Bir baktın. Bunlar duyduğun sesler kurt sesleri. Cromwell. Bir kurt sürüsü olmalı yakınlarda. Ama sorun şu ki kurtlar gerçekten sürü halinde yaşarlar ve bu sürü çok tehlikeli olabilir. Aklımdan geçiriyorum. Şimdi kamp yaptığımız bu alanı fark ettiler diyelim ve saldırıya geçecekler. Uzakta tutabilecek ne yapabilirim acaba? Yani nasıl bir düzen alayım? Hani atları şöyle çevireyim. İşte bizimkiler şu durumda kalsın gibi. Ateşi harla tutmam lazım. Embesili atı kamp alanının en dışına koy. Onlar onu yerken biz kaçarız. O da Cordelia galiba. Tabii. Hatta evet, biraz keselim böyle kenarından. Kanıtlayalım onu. Çeksin değil mi yırtıcıları? Evet, bu işe yarar. Tamam, böyle yapacağım peki diyeyim. Neyse, ben biraz daha yakacak arıyorum yatmadan da. Uh-huh. Ateş harlı dursun. Yani. Ayrıca şakası bile kötü asfedel. Farkındayım. Çok derin düşündü de o kadar derin düşünmesine gerek olmadığını anlatmaya çalışıyordum aslında. Gelmezlerse sıkıntı yok. Sesleri ovalara yayılır. Yes. Yani hayvan diyor. Kendimiz savunuruz. Yapacak bir şey yok. Yani kovalamaya çalışırız. Yani onlar avcıysa biz de av olmaya çalışacağız. Bu kadar basit. Yalnız bu gece için Leoval senin iyi bir dinlenmen lazım. Nöbet tutacak halde değilsin artık. Evet evet. Artık bir dur demen gerekiyor kendine. Yani dün geceyi 1-2 saatlik uykuyla geçirdin çünkü. Bir de ağır bir gündü. Tamam, ben Wyvern Watch ve şey yaparım. Hani kamp çevresini korumaya alırım. Kendinden güzelce. Ve şey dediğin ne? Kafamda söyledim de tabii. Söylemedim değil mi? Grip of Warding. Ha, o çok daha etkili olur gerçekten. Ya iki tarafa. Yani bir tarafa Wyvern Watch yaparım. Bir tarafa şey yaparım. Ne tarafa yaparsın bir Wyvern Watch'u ki? Şimdi taraf orada bir bölge seçmen lazım. Onun bir aurası var ya, 15 bit radius. Tamam işte biz burada duruyoruz ya. Şu ağaç gibi bir şey mi var durduğumuz yerde? Nerede? Şu ağacımsı bir şey değil mi şu misal? Ha evet. Çalı. Ağaç. Şu tarafa bir yere bir Wyvern Watch yapayım. Bu taraftan şu tarafa. Dur, çizim şeyini açayım da. Şu taraftan gelecek olanı o şeyi alır. Ondan sonra şöyle şuralara bir yere de Glyph of Warding yaparım. Kayboluyor evet, çiziklerim ama işte en azından şu tarafta zaten ne bileyim şey gibi, sanki uçurum gibi hissettim ben niyeyse. Değil değil mi? Bak, Glyph of Warding'i şerit halinde yapabiliyorsun. Dairesel yapmak zorunda değilsin bir umboş gibi. Ne bileyim, glyph deyince hep böyle şu atı ortadan keserek şöyle bir şey yaparım o zaman. Bu tarafı o korur. Bu tarafı da Wyvern Watch'u da şuraya koyarım. Bunların hepsini sen sileceksin, yalnız karanlık olduğu için ben silemiyorum. Tamam. Ben karalıyorum sadece. Tamam, okey. Bu şekilde yaparım. İki tarafı en azından korumuş olur. Tamam. Okey. Yani. Bu da güzel. Ben de biraz erken yatarım. Böylelikle erken kalkmış olurum. Cromwell de biraz geç yatar. Falan filan şey yaparız yani, dengeleriz. Çünkü progression evet, yapmam lazım. Uykumu tam almam lazım. Benim o önemli benim için. Evet. Tamam arkadaşlar. Siz böyle bir gece hazırlığına girdiniz. Ve bu şekilde sen siperlerini kestettin mekana. Uyumak için rahatça. İlk nöbeti Cromwell çıkıyor. Gecenin hemen öncesinde o bulabildiğim kadar çalı çırpı bulayım da ateş canlı kalsın diye. Onu bir açtım. Aynen. Hatta şey dedim. Bizim yanımızdaki o şeye dedim. Hadi sen de bir şeyler topla. Beraber çevirsin. Gidelim, sen bana yolu göster. Evet evet, gel bana. İkimiz daha rahat şey yaparız. Daha çok buluruz. Bir işe yarayayım bari. Hadi. Hadi. Beraber siz gittiniz. Odun çalı çırpı yüklendiniz. İki kişilik böyle bolca. Evet. Mekana güzel bir kamp yaptınız ve artık dinlenme moduna geçiyorsunuz arkadaşlar. İlk nöbet Cromwell'de, ikinci 4 saati de Asphodel tutmak için elinden geleni yapacak herhalde. Leovald, sen bu gece iyice bir uyuman lazım. Daha fazla nöbet tutamam yani. Maalesef, maalesef. Evet, son olarak
Devon sende de bir numara yoksa. Tamam. Öyleyse arkadaşlar bu partımızın da sonuna gelelim. Bir sonraki partta bakalım neler yapacağız. Bir sonraki parti yapacağız değil mi? Yaparız yaparız. Kısa da olsa tamam. Yapalım. Aynen aynen. O zaman bakalım neler olacak arkadaşlar. Neler başaracak ya da başaramayacak görelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.